Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim tablomdan çıkarabiliriz. Safkanları aktaracağım sizlere. Program güzel. Hani biraz sadeleştirdim elimden geldiği kadar. Sade halini aktaracağım. Hatta denk gelirse de mistik kurgularda yapmaya çalışın derim. Bu tip programlarda bakarsınız. Denk gelir yani böyle tip at yarışı. Yazdık o gün bizdeyse 6 tane at. 6 birinciyi bulursak da vallahi hiç de şaşırmam yani. O potansiyeli sahibiz en azından onu söyleyeyim. Birinci koşuyla başlayalım. Bir dişi boş koşusu ama 8 yürekli bütün bu safkanın kazanması meydana veda etmesi normal sonuç. Arap maiden dişisi her şey olur. Olması gerekeni aktarayım 8. Biraz 7 çıkar gibi duruyor ama hani kazanç kısmen maiden'i çıkabilecek kapasitede olan safkan çıkartırlarsa yürekli bütün. İkinci koşu handikap 15 handikap 2. Buraya yazılmaması gereken bir şart bir atı var. 4 Ronin. Normalde şart yarışında şart 3'te 2'de olması gereken ve orada yarış kazanması gereken safkanı çok daha kolay handikap 15'e yazmışlar 4'ü. Giderlerse ayan koşunda kazanırlar. O yüzden 2'yi tek öneremiyorum. 2, 4, 4, 2 plaselere yeterli olur. 2 at öneririm plaselerinize. Bu 2 atın dışına hani ikililer için bir Matilda olur olmaz demem. Kazanç atıdır dişi safkan. 2 kilo alsa da. 3 mesafe ters biraz o yüzden geri planda. Bu handikap 15'te olası safkanlar. 2, 4, 4, 2. 4 isterse kazanır burayı. Sadece bunu aktarmış olayım. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 21, handikap 1. Dün aynısı bir Kocaeli'nde vardı. İlk ayakta çok güzel bir sürprizle başladı yarış. O sürpriz atı da iki atı aktardım sizlere. Üçüncü at olarak Apprenti'ye falan hani takılmayın AGF'ye sonuncu attı. Kazanır dedim. O at da şartı uyuyordu çünkü. Üçüncü sırada yazmayan arkadaşlarımız olmuş. Oradan kupon gitti yani. Üzüldüm kendi adıma. Tabi bende vardı o ayrı mesele ama kendi kurgumda. Başka yerden yatıyoruz. İlla ki biz de yatıyoruz bakmayın yani. Keşke her gün tutturabilsek. Çok kolay program. Bir yerde terslik oluyor kendi adıma da. Yaşıyorum. Oraya aktarmamın sebebi, dünden bahsetmemin sebebi şartın zorluk derecesinin yüksek olduğu. Yani sonuncu atların rahatlıkla yarış kazanabildiği. Çok çeşitli sebepleri var. En büyük sebepleri kazanç ayarlı koşarlar. Kazanç ayarlı koştuklarında da 6 Aktaşkaya gibi safkanları geçmezler diğer jokeyler. At sahipleri, talimatlı koşarlar. 6 o yüzden kazanabilir. Hatta hani mistik kurgulara ne yapalım derseniz 6 bu safkanı mutlaka yazalım. Tek olma ihtimali çok yüksek. Yani rakip tabii 8 AGF, Kaisbert o gözüküyor. Hafif kilolu. 6 eksik koşarsa kalan grup içerisinde uygun şarta sahip Gürboğa 8. Onu önereceğim. Yeterli olur mistik kurgularınız için 6-8. Bir üçüncü at o da AGF zaten. Gelibolu rüzgarı. Hani genelde ikinci çıkar böyle atlar ama 6-8 hani artık bu iki atın da dışına çıkacaksak at yazacaksak 4'ten başlayarak Gelibolu rüzgarı o da cepte kalsın diyeceğim. Kalan gruptan önereceğim bir safkan yok. Herhangi bir ata gider. Hani kim mesela derseniz artık attan vazgeçiyorum. Jokeylere gidiyorum bakın direkt. Burada bir attan daha bahsedeyim. 10 Kızıl Vazo. Bu safkanı handikap düşürüyorlar. Bugün beklemesem de tam olarak 10 nolu Kızıl Vazo Antalya'da seri birincilikler yapacaktır. Hatta çok arızalı bir sıkıntılı durum yoksa ki zannetmiyorum öyle bir durum olduğunu. Bu at yeterince düştü. Bu yarışta da düşerler. Tabela yapmaz. Bir sonraki bakın 59 handikap 15'lerde, handikap 16'larda bu atı ben görürüm sizlere sürpriz at olarak mutlaka aktarırım. Kazanacaktır yani. Hani kalan grup içerisinde önereceğim bir safkan direkt yok. 8-6-4'ün dışında tabii sıralamam 6-8-4. Kalan gruptan en ağır kilolu at dahil jokeyler hani duruma göre
tuttuğunuz atları varsa ilave edebilirsiniz. Her türlü ihtimal bekleyebilirsiniz bu koşuda. Artık 6-8-4'ten sonra her şey olur. Hani 6-8 yeterli görünmekte, teki 6. Altısız kurgu yapmamanızı tavsiye ederim. Tabi özel tekiniz yoksa. Dördüncü koşu Maiden Dişi. 1 ile 7'nin yarışını izliyorum. Son yarışlar 2-3 olmuşlar. Öndeki atı bırakmışlar bu arkadaşlar. Kukita'yı, Solivaş, Jokeyler falan hep aynı. İkincilik için kapışıyorlar. Öndeki atı da kollıyorlar tabi. Onu geçmemeleri gerekiyor ama ikinci olmaları gerekiyor. Birin apprentisi, o daha uyanık davranmış. Gene almış ikinciliği. 490 bin, 500 bin kazançta. Birin çıkartılması gerekir artık. Burayı normal yarış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Yani normal derece yarışı falan yapmayın. Burada derece çalışılmaz. Kazanç öncelikle bu. Varsa gördüğünüz kaliteli at, ikincisi ihtimalle o olur. Sonrası zaten hani hepsi olur. Bunları bu şekilde aktarayım. Bir çıkmaz bakın. İki çıkmaz. Bu da aprantili. Kocaeli'nden getiriyorlar. 1-7 arkalı önüne girmişlerdi. 7 çıkmaz. Bunlar böyledir. Sıralama 5-3-6-4-8. Sonuncu at. Aklıma gelen bir topal vardı Kocaeli'nde. Sonuncu at burada 6 ve 4. Onlar bile yarış kazandılar. Hele ki Maiden dişilerde illallah diyorum. Misli ve normal kurgularda bir Kukita'yı tek olarak kullanabiliriz. Umarım Kemal Yakup Altın artık çıkartır. İllallah dedirtmez hepimize. Beşinci koşu şart 4 Kaya Fatih. Burada ne iş var? Kaya Fatih kayalar. Kaya Fatih. O, ya bizi yatırmaya yazmadılarsa, kayıp yarışı, ikincilik yarışı yaptırmayacaklarsa çok da korkarım bu. Şart 4'ten. Kaya Fatih'in kalan grupla pek alakası yok. Arkasından Bertan 1 gelmişti. Diyeceksin hani sürpriz yapar mı? O da sentetikte gelmiş. Kısa vade 8'de 2. 3. Yanlış söylemeyeyim. Kısa vade 8 sentetiğin 3.sü. Bertan 1. Mesafe atı 1200'ün. Kum, şimdi kuma döndükten sonra biraz fark ettirebilir. O yüzden direkt öneremem. Burada Avcı Müslüm Çelik tercihli. Urfa'dan getiriyorlar. Hani iki, diyelim ki önüne bir at alacak. O vaziyette konuşayım. Normalde geçilmez bu gruba. Kim alır önüne? Görebildiğim 4-3. O da 4 kum koşarsa, iyi yaparsa arasına rağmen. Avcı mı alır? Çok tehlikeli duruyor Avcım. Yani 7, onu rahat geçiyor iki nolu sapkan. İşte art niyetli koşarlarsa 7 gibi atlara dikkat edelim. Kalan gruptan artık iş çırından çıkar kalan grup için bunları söyleyebilirim. Varsa tuttuğunuz, gördüğünüz hani Jockey, Apprenti, Origin yazımı size bırakın. Top alacak olursam ikinin grubuyla, bu grupla alakası yok. Tek olması geçilmemesi gerekir. Misli kurgularda ve normal kurgularda tek olur. Altıncı koşu grup 3. Burada da 2-0'lu Bahubali bu safkanı çok dolaştırıyorlar. Yani Adana'da en son yarışı. Kumda handikap 15 atına geçildi. Çıkartmadılar yarıştan. Sanırım bir şartlar değişmişti. Kumdan, içinden kuma çıkmıştı yarış. Alınmıştı. Çıkartmadı. Handikap 15'in arkasında. Atının arkasından ikinci. Yani kalk grubu şey Antalya'ya geri getir. Yani tek önermem arkadaşlar 2'yi. Burada kontak var. 4 numaralı safkan. Direkt olarak tek çıkıyor bende. Kazanmasını ve tek olmasını bekliyorum. Bu da misli ve normal kurgularda tek olur. Eksik koşarsa 6-2'yi geçme kapasitesini gösterebilir. Sürekli beraber koşuyorlar. 2-2 geçiyor kısa mesafede. Bir de 2'nin mesafesi 1200 arkadaşlar. Gördüğüm bu. 1400 çıkacak bakalım ne yapacak. 2-6 ama burada bir at daha var. 3 nolu safkan. Hani 2-6'dan önce 3'e dikkat ediniz. Bu safkanda gayet güzel şart 5'ini kazandı. Handikapör puanladı. Sürprizi 3 yapar 2-6'dan önce. Ancak tekim olduğu için koşuda da 4 nolu safkanın geçilmemesi gerekir.
Çelik kardeşler umarım birbirlerine hediye koşusu yapmazlar. Yedinci koşu şart 5-4 yukarı İngilizler. Gene grup ayrılmış vaziyette. 2 at 1 ve 2 nolu safkanlar ciddi anlamda ayrılmışlar durumdalar. 6 bu 1 ve 2 ayarında bir safkan. O da grup koşabilen bir safkan ama yani KV8'i kazanıp grup 3'ten sonra handikap 16'da 0 çekip kayba gitmek yakışmamış ilgililerine. Atın durumu iyi değil demektir. Çok at yazıyorsanız 6 yani yazılır tabii ki AGF zaten. 6'nın yanına 7'yi de ilave etmenizi tavsiye ederim. Bana kalırsa bu 1 ve 2 arasında bir yarış olur. Birbirlerini geçti geçildi yaparlar. 2 kazanırsa da normal sonuç. 1 kazanırsa da normal sonuç. Ayırmamanızı tavsiye ederim. Sadece bunu söylüyorum. İkisi de mesafeye çıkıyor ki yaş avantajı da bu 2 attan yana. Eğer 1 ve 2 ikisi de birden böyle hani yürüyeceklerse bu yarışta yapacak bir şey yok. 6, 7 ve diğer atlardan biri gelecek tabi. 6, 7'den sonra da varsa gördüğünüz, tuttuğunuz diyeceğim artık. 1, 2, 2, 1 arkadaşlar. Aslında 1'i bekliyorum ben burada. Şart 5'te Bolt Sivir'in uzayan mesafede 2'nin arkasındaydı. Önüne geçmesini bekliyorum bu koşuda. O yüzden ayırmamanızı tavsiye ediyorum. 8. ve son koşu belirleyici bir koşu. Altınlıların ne tür bir ikramiye vereceğini gösterecek. Son ayak. Zor bir son ayak. Yani ciddi anlamda zor. Şey atlar yüzünden tabii. İstikrarsız atlar çok fazla var. İstikrarlı olan Altınoğlu Safkan AGF o da kilo alarak devam ediyor yoluna. 5'e karşı falan ciddi kilo aldı ama yine de kazanır da kalır. AGF'dir itirazım yok. 6'da yazılır. Burada önereceğim. Safkan 3 Kanaga arkadaşlar bulabildiğim bir tane at var bu koşuda. Bu safkanda kumu iyi koşmasını bekliyorum. Kum yarışı yok. O yüzden geri planda kalır. Ancak kumu iyi koşmasını ve koştuğu anda da bu grubu geçmesini bekliyorum. Bu gruptan fazla bir safkandır Kanaga. Bu söylediğimin tam tersi de olur. Kuma gitmezler. Döngele giderler bu yarışı. En sonda görürüz atı. En sonda atı okuyamaz bile spiker. Ancak mutlaka kurgularda olsun. 3 buranın ters atıdır. Biraz da güvendiğim safkanı bu oldu. Kalan gruba çok fazla güvenmiyorum. 6, 5, 9 birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim bu 3 atı. Sonrası herhangi bir at. Artık yani iyice zorlaşacak. Yeriniz varsa buraya kadar kupon getirip yatmayalım derseniz de kalabalık tutunuz. 8'den başlayınız. 8, 2, 4, 1 dişiler için ters mesafe olmasına rağmen 8, 2, 1, 3'ü birden hatta ağır kilolu 4 handikap 2 olsa 4 biraz daha planda olurdu. Yazılır ve diğer kalan gruptan hani gözünüze takılan satış görmüş. Satış görmese bu bende power çıkardı 10 örneğin. Bu şekilde gözünüze takılan atlar varsa ilave etmeyi size bırakırım. 11 örneğin. Kestiremiyorum bu atların ne tür performans göstereceklerini. Hatta diğerleri dahil kestirmek çok zor. Satış atı kuyruklu yıldız. Yok yarışlarda bir şey yok ama gruplar bu grupta çok müsait bu tip atları. Antalya görebildiklerim, aktarabildiklerim bunlardı. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.